Kocaeli'de Marmara Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, yemyeşil bir doğaya sahip olan Kartepe ve Maşukiye'ye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor. Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin eşsiz doğal güzelliklerine sahip olan Maşukiye ve Kartepe'ye İstanbul, Sakarya, Yalova ve civar illerden gelenler yemyeşil doğada zaman geçirmenin keyfini doyasıya yaşıyorlar. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen yüzlerce çeşit ağaçla kaplı Kartepe ve Maşukiye'de kayak, trekking, otomobil yarışları ile bazı su sporları da yapılabiliyor. Alabalığı, derileri ve tatlı su kaynakları ile ünlü olan Kartepe ve Maşukiye, özellikle son dönemde ülke genelinde adını duyurmaya başladı. Kartepe ve Maşukiye'nin emsalsiz doğal güzellikleri ülke genelinde ve yurt dışında pek bilinmese de bu filmimizle mutlaka bilinecektir. Bölgenin tanıtımı için bu filmimizle birkaç proje hazırlanabilir. Her mevsim farklı bir renge bürünen Kartepe ve Maşukiye, emsali olmayan doğal güzelliklere sahip. Bu bakımdan Türkiye'deki ender birkaç yerden biri. Burada 4 mevsim turizm faaliyetleri yapılabilir. Kartepe ve Maşukiye'yi ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden biri haline getirmek, bu filmimiz izlenerek bize daha detaylı çekim desteği verilmesinden geçer. Kışın Kartepe ve Maşukiye beyaza bürünür. İlkbaharda binbir çeşit çiçeklerle bezenir. Yazın ise ağaçlardaki meyveler ayrı bir güzellik katar. Sonbaharda ağaçların yapraklarının sararmasıyla da seyri doyumsuz bir güzellik, renk cümbüşü ortaya çıkar. Ayrıca Kartepe ve Maşukiye'den aynı anda Marmara Körfezi ve Sapanca Gölü izlenebiliyor. Kışın doğal pistlerde kayak yapanlar bu eşsiz manzarayı da izleme olanağı buluyor. Kartepe ve Maşukiye'de çok büyük orman alanları içerisinde milli parklarımız, trekking alanlarımız, otomobil yarışlarının yapıldığı yollar mevcut. Sapanca Gölü'nün sınırlarındaki bölümünde ise su kayağı yaptırabilmek için projeler hazırlanmalıdır. Kartepe ve Maşukiye'ye gelen ziyaretçilerin güzel ağırlanması için eğitimli personel yetiştirilmesi gerekmektedir. Bunun için ilçede bir turizm otelcilik meslek lisesi açılması yararlı olacaktır. Bu filmimizin tanıtımında kullanılması ve yakınlardaki Cengiz Topel Askeri Havaalanı'nın sivil havacılığa açılması halinde buraya yurt içinden ve yurt dışından gelen sayısı artacaktır. Kartepe ilçesinde 32 at harası bulunuyor. Bölgenin iklim ve coğrafi yapısı ayrıca at yetiştiriciliğine de çok uygundur. İlçede Türkiye Jokey Kulübü'nün bir at idman merkezi bulunduğu, buranın hipodroma dönüştürülmesi çok yararlı olacaktır. Kartepe gezinizde doğa içinde güzel bir köy kahvaltısı, piknik, mangal veya dere kıyısında alabalık ile karnınızı doyurabilir, doğa içinde yürüyüşe çıkabilir, kış aylarında ise Kartepe Kayak Merkezi'nde kayak yapabilirsiniz. Yaz aylarında trekking, avcılık, ATV ile gezi ya da Sapanca Gölü'ne inerek yüzmeye gitmekte göz ardı edilmemesi gereken heyecanlardır. Kartepe'de konaklama düşünürseniz, Kartepe odelleri senenin 12 ayı size doğa içinde temiz hava, romantizm ve huzur sunacaktır. Coğrafyası, geçmişi, tarih sayfalarındaki yeri, kültürü, insanlarıyla Kocaeli'ne bağlı Kartepe, 2008 yılında 7 beldenin birleşmesiyle ilçe statüsünü almıştır. İzmit'in doğusu ile Sapanca'nın batısındadır. En yüksek rakımı 1699 metredir.
turizm faaliyetleri açısından oldukça etkin olan Kartepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu alandır. Samanlı Dağları arasında bulunan Kartepe, Marmara bölgesinde en yüksek üçüncü noktadır. Kestane, fındık, çam, meşe gibi ağaçların karışımından oluşan oldukça sık ve gür ormanlarla kaplıdır. Sık yağış alan bir bölge olduğundan da yeşilin her tonunu Kartepe'de görmek mümkündür. Su açısından bereketiyle Kartepe, bolca bulunan dere yataklarıyla alabalık cinsi balıkların yuvası, Sapanca Gölü'nün de en büyük su kaynağıdır. Kartepe tarihinde çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bizans ve Roma dönemine ait kazı, eser ve mezarların bulunması, bu coğrafyanın çok farklı kültür ve medeniyetlere kadar ev sahipliği yaptığı anlaşılır. Yavuz Sultan Selim tarafından Arabistan'a uzanması için oluşturulan Bağdat yolu, eski İpek yolu Kartepe'nin eteklerinden geçmesiyle Osmanlı dönemindeki önemini perçinler. Günümüzdeki nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 100 yıl öncesine dayanır. Sarımeşe, Köseköy gibi beldeler Yunanistan ve Bulgaristan'dan getirilen göçmenlere ev sahipliği yaparken, Kartepe'nin eteklerindeki Maşukiye beldesindeki nüfus yoğunluğu çoğunlukla 1878 Rus Harbi sonrasında yerleşen göçmenlerden oluşmaktadır. Önceleri ağırlıklı olarak Çerkezler, Abasalar ve sonrasında Laz ve Karadenizlilerin göçleri ağırlıklı olmuştur. Tarım ve hayvancılık yoğunluklu olarak insanların geçim kaynağı olmuştur. Günümüzde ise Kartepe, enfes doğası ile turizm sektöründe sivrilen bir isim olmuştur. Bu doğrultuda Kartepe günübirlik gezi alternatifleri arasından özellikle İstanbul, İzmit ve Adapazarı gibi şehirlere yakınlığı ile insanların sıklıkla rağbet ettikleri bir turizm cenneti haline gelmiştir. Siz de Kartepe'ye uğramayı düşünüyorsanız gezinize çıkmadan önce Kartepe hava durumu, Kartepe kar kalınlığı, kahvaltı, piknik yapılacak yerler, Kartepe ulaşım alternatifleri hakkında detaylı bilgileri bu filmimizde bulabilirsiniz. Kocaeli'de bitki örtüsü genelde Marmara bölgesi özelliğini taşımakla birlikte kıyısıyla dağlık alanlar arasında önemli farklılıklar görülür. Ayrıca kuzeyden güneye doğru gidildikçe Karadeniz'e özgü bitki topluluklarının yerine Akdeniz bitkileri almaya başlar. Samanlı Dağları ile Karadeniz kıyısı ardındaki alanlar sık ve nemcil ormanlarla kaplıdır. Kocaeli'nin en yüksek noktası 1602 metre yüksekliğe sahip Kartepe'dir. Bu yükseltinin çeşitli kademelerinde bulunan bitki türlerine göre bitki kuşakları tespit edilmiştir. Kocaeli'nin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgesi ormanlarla kaplı olan Samanlı Dağları'dır. Yağışlı ve ılıman iklimin hakim olduğu, direnişi iyi, geçirgen bir toprağa sahip olan Samanlı Dağları silsilesinde kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türleri hakimdir. Genellikle dağların yukarı kısımları iğne yapraklı ağaçlarla, aşağı kısımları geniş yapraklı ağaçlarla örtülüdür. Denize yaklaştıkça Akdeniz ikliminin bitki örtüsüne makileri sıkça rastlanır.